bayrağımız dire çekilmedi. Ağlama hocam. Beni de ağlatacaksın. Ağlıyor ya. Çekilmedi mi bayrağım? Çekilmedi. Serseri herif, sen niye ağlıyorsun? Takvimler 1976 yılını gösteriyordu. Serin bir bahar sabahıydı. Şener Şen ve Kemal Sunal yeni çekilecek Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin ilk toplantısına gitmek için erkenden uyanmıştı. İkisi de işine oldukça önem veriyordu. Her ikisi de erkenden kalkmış, en iyi şekilde giyinmiş ve senaryoyu eline alıp rolünü gözden geçirmişti. Birbirleriyle hiç tanışmamışlardı. Ama Ertem Hoca'nın ne kadar disiplinli bir insan olduğunu ikisi de çok iyi biliyordu. İşlerine verdikleri bu önem bile ne kadar uyumlu olduklarının bir göstergesiydi. Tabi su götürmez bir gerçek vardı ki Kemal Sunal daha şanslıydı. Çünkü uzun zamandır Ertem abisiyle çalışıyordu. Ancak Şener Şen için işler öyle değildi. İnek Şaban rolünü gazeteye ilan vermesine rağmen rahatlıkla Kemal Sunal'a veren Eğilmez, Şener Şen konusunda tereddüt etmişti. Şener Şen'i telespor programında komedyenlik yaparken keşfetmişti. Bundan da çok memnun kalmamıştı aslında. Badi Ekrem rolü için kendisine tavsiye edildiğinde Şener Şen için bundan bir bok olmaz demişti. Şener Şen o zamanlar ne iş bulsa yapıyordu. Çünkü bakması gereken bir ailesi vardı. Good morning Cherry. Bana adınızı bağışlar mısınız? Güzin. Sizinle arkadaşlık yapabilir miyim? Ne? Nişanlım var, kızar. Nişanlısınız demek. Tiyatroya gönül vermişti. Ancak bundan para kazanamıyordu. Seslendirmeye de gidiyordu, figüranlık da yapıyordu, komedyenlikte. Hatta seslendirdiği kişilerden biri de Hababam Sınıfı filmindeki Tulum Ayri'ydi. Zaten bundan sonra önerilmişti Şener Eğilmez'e. Ama ünlü yönetmen önceleri hiç oralı değildi. Ertem Eğilmez kimsenin sözüyle hareket etmezdi. Onun ne zaman neye karar vereceğini de kimse bilemezdi. Başka türlü düşünürdü o. Her fikri ve görüşü en ince detayına kadar araştırırdı. Ününe ün katacağı oyuncuları bir arkeolog gibi titizlikle toprağın altından çıkarırdı. Şener Şen konusunda da böyle davranmıştı. Uzun süre düşünmüş ve en sonunda da biz en iyisi bu rolü Şener'e verelim dediğinde kimse şaşırmamıştı. Verdiği en iyi kararlardan birinin bu olduğunu da o zamanlar kendisi bile bilmiyordu. Çünkü ikisinin de o kadar çok ortak noktası vardı ki. 3 yaş büyüktü Şener Şen Kemal Sunal'dan. Kemal Sunal 11, Şener Şen 7 senede liseyi bitirmişti. İkisinin de ailesi çok yoksuldu. Daha küçük yaşta ikisi de pazarcılıktan işportacılığa her işi yapmışlardı. İkisi de kalbinin sesini dinlemiş, tiyatroya gönül vermişti. İkisi de inanılmaz zekiydi, çalışkandı, işinde titizdi. Kemal Sunal star olma yolunda ilerlerken el ele vereceklerdi. Kavuklu ile Pişekar gibi ayrılmaz bir ikili olacaklardı. Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Kapıcılar Kralı, Davaro, Süt Kardeşler, Kibar Feyzo gibi efsane filmlerle gönüllerde taht kuracaklardı. Hababam Sınıfı deyince ilk akla gelen İnek Şaban ve Badi Ekrem olacaktı. İkisi de Türk sinemasının mihenk taşı olarak anılacaktı. Güdük nereden çıktı? Delirtmemedi ya! Ben Güdük! Sus lan! Ben devamlı susuyorum, o susmuyor. İkisi de sadece komedide değil, dramın da hakkıyla üstesinden gelecekti. Mesleklerinde unutulmazlar arasına gireceklerdi. Hepsinin mimarı da işte bu film olacaktı. Saat hızla ilerliyordu. Artık evden çıkma vaktiydi. Kemal Sunal senaryosunu dikkatle el çantasına yerleştirdi. Şener Şen ise taksiye binene kadar teksti okumaya devam edecekti. Her ikisi de son kez aynaya bakıp üstünü düzeltti. Ve ünlerini ün katacak bu filmin provası için Ertem Eğilmez'in gümüş suyundaki bahçe katı evine doğru yola çıktı. Provaya artık 45 dakika kalmıştı. Ertem Eğilmez saat 9 olmadan önce evine kimseyi almazdı. Ama geç kalan olursa vay haline. Hemen cezalandırırdı. Bir rivayete göre Ertem Eğilmez oğlu gibi sevdiği Tarık Akan'ı sırf geç kaldığı için tek ayak üstünde bekletmişti. Şener Şen'in ise en son isteyeceği şeydi bu. Geç kalmamak için saatlerce evinin önünde beklemeyi tercih ederdi. Kemal Sunal ve Şener Şen neyse ki vakitlice erkenden çıkmış ve evlerinin önünde bekleyen taksiye binmişti. Taksici Kemal Sunal'ı gördüğünde şaşırmıştı. Hızla hoş geldiniz dedikten sonra istemsizce Şaban gibi evet demiş ve o meşhur gülüşünü patlatıvermişti. Kemal Sunal utanmıştı ama bir yandan da hoşuna gitmişti. Sakin bir sesle gümüş suyuna gidelim dedi. Şener Şen ise bir yandan elindeki teksti okuyor, bir yandan da hızlı adımlarla gideceği yeri söylüyordu. Kalbi güm güm atarken aklından hızla repliklerini tekrar ediyordu. Bugün onun için en önemli gündü. Çünkü doğuda öğretmenlik yaparken, karlı ve soğuk günlerde öğrencilerine hayatı anlatmaya çalışırken, onun içini ısıtan tek bir şey vardı, oyunculuk. Özellikle de tiyatro oyunculuğu. Bunun için ne badireler atlatmıştı. Yıllardır şehir tiyatrosunda figüranlıktan tutun, sinemada suflörlükten asistanlığa kadar her şeyi yapmıştı. Hipodroma gideriz, mavilere karşı yesirleri tutar bana inan. Yatakta dese buzdolap.
Nakale! Hiç mi iler tutar yanı yok bu kadının? Geçim derdine düşmüş, dolmuş şoförü, pazarcı, hatta işportacı olarak bile çalışmıştı. Kalbinde yatan aşk tiyatro olsa da kızına ve karısına bakmak için sinemada kendine iyi bir yer edinmek zorundaydı. İşte şimdi onun için kader anıydı. O güzel talih onun da yüzüne gülüyordu artık. Gün gelecek, herkes İnek Şaban ve Badi Ekrem'den söz edecekti. Tüm Türkiye için Şener Şen en değerli ve geç keşfedilmiş bir maden, Kemal Sunal ise o sıcak gülüşüyle gönüllerin efendisi olacaktı. Sinemanın her iki usta ismi de yıllar sonra bu kadar çok konuşulacaklarını, bu kadar çok sevileceklerini bilmiyordu. Ve saat 9'a geliyordu. Sadece 10 dakika sonra asla ayrılmayan bir aile gibi olacak, tam 30 hafta gösterimde kalacak Ha Babam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin provalarına başlayacaklardı. Taksiler Eğilmez'in Gümüşsuyu'ndaki evinin önünde durdu. İkisine aynı anda taksiden indi, gülümseyerek taksiciye selam verdi. Ve işte iki sinema ve tiyatro devinin gözleri şimdi birbirleriyle buluşmuştu. Bakışları yeni bir dönemin kapısını aralıyordu. Birbirlerini içtenlikle selamladılar. Hiç tanışmamış olsalar da sanki 40 yıllık dostmuş gibi sarıldılar. Birlikte Ertem Eğilmez'in bahçesine doğru yürüdüler. Bahçede kimler yoktu ki? Adile Naşit o şen kahkahasıyla, Münir Özkul babacan sesiyle, Tarık Akan insanın kalbini yerinden oynatan gülümsemesiyle ve Halit Akçatepe'de şakalarıyla karşılamıştı onları. Şimdi hep birlikte başarı ve sevgiyle dolu uzun bir yolculuğa çıkacaklardı. Ve en sonunda Ertem Eğilmez de katıldı aralarına. Artık yıllar sonra bile unutulmayacak Ha Babam Sınıfı'nın efsanevi kadrosu tamamlanmıştı. Şaban! Söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır. Malatya? Hayır. Gaziantep? Kahramanmaraş? Değil oğlum, bu tarafa. Edirne? Tamam, çık dışarı. Peki hocam. Bu kadar basitmiş mi? Ben gene Şaban olacağım. Olmaz olmaz, Şaban yok artık. Şaban öldü. Yok canım. Ne zaman öldü? Bak bak. Ben çok iyi adamdım ya.